Mutlu günler sevgili seyirciler. DEA TV'ye hoş geldiniz. Bir konu bir konuk programında yine canlı yayında karşınızdayız. Bugün Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Sayın Bekir Karadavan bizlerle birlikte olacak. Kendisiyle Denizli Fırıncılar Odası'nın çalışmalarını ve tabii ki Ramazan pidesini, Ramazan hazırlıklarını konuşacağız. Ramazan bayram hazırlıklarını konuşacağız. Evet başkanım hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Merhabalar Murat Bey. Nasılsınız? İyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dileyerek başlayalım. Vaktimizi de iyi kullanalım. Efendim 3 yılı geride bıraktınız. Evet. Malum Ocak'ta da seçimler var. Nasıl geçti bu 3 yıl? Yani zaman çok çabuk akıp geçiyor. 3 yılda neler sığdırdı Denizli Fırıncılar Odası ve Bekir Karadavan? Bu soruyla başlayalım. Fırıncılar Odası biz başladığımız ilk günden beri orada yeni bir jenerasyon, yeni bir ekiple başladık. Genç bir ekip diyorsunuz. Genç bir ekiple başladık. Bu işte bu odacılıkta bu tarz hizmetler, bu işlerin okulu yok. Önemli olan severek yaptığın her işin başarılı olacağı. Biz Fırıncı Odası gıda odası olduğu için, önce sağlık olduğu için önce esnaflarımızı bu konuda denizdeki üretilen işte bizim odamızın çatısı altında toplanan simitçi, yufkacı, unlu mamurcu, ekmekçi bu tarz sektörlerin kendi faaliyetleri konusunda geliştirmiş olması, bu şekilde ön planda olması bizi her zaman oda başkanı olarak mutlu eder. Bu konuda biz hep esnaflarımıza işte hijyenle alakalı, işte uyması gereken kendileri mesleki geliştirmeleri konusunda alakalı, hijyeni eğitimlerle alakalı o da üzerine düşen görevi yapıyor. En başlıca işte diğer projeler işte ekmek israflarıyla alakalı, askıda ekmek projeleri falan bu şekilde biz gücümüzün yettiği kadar odaya vakit ayırıp değişik projelerle devam ediyoruz. Peki efendim yakın tarihte seçimler var. Tekrar adaylığı düşünüyor musunuz? Kesinlikle bir dönem geldi gitti meselesi olmamalı. Ama gerçekten biz bu odada gerçekten buraya vakit harcayıp burada bir şeyler yapamıyorsak orada durmalı bir mantığı yok diyorum. Her zaman kalfalık ve ustalık dönemi vardır. Biz burası bizim kalfalık veya çıraklık dönemimiz, ilk yılımız diyebiliriz. Çok güzel projelerimiz var ama bunları hemen hayata geçirmek çok zor. Odalarda çok bütçeler yok. Bilindiği üzere birçok STK'da yok. Önce bazı temellerini attığımız, biz yaptığımız bundan sonraki kararlarımızı hayatımızda, daha önce bunun örneklerini gördük. Bundan sonra herkes 5 yıllık, 10 yıllık, 20 yıllık projeler yapmalı. Biz önümüzdeki yılımızda çok güzel projelerimiz var. Bu yıl çıraklık dönemi diyelim. Peki yani bu 3 yılda yapamadığınız, işte bir dahaki dönem yapacağım dediğiniz neler var efendim? Şimdi hayata geçirmeden, ayağa kaldırmadan o tarz şeyleri söylemek çok yanlış olur. Sonuçta kayıt altında işte buydu diyebilir. Biz projeleri ayağa kaldırdığımızda hep birlikte inşallah o günleri gördüğümüzde denizimiz için, halkımız için ne olması gerekiyorsa biz her zaman en iyisini yapma taraftarıyız. Şu an projeleri anlatmıyorum evet. Diyorsunuz. Peki efendim Ramazan geldi. Ramazan ayı geldi ve pideyi 300 gram pideyi 1,5 lira. Yanlış söylemedim. Evet doğru. Pişmiş 300 gram. Evet, açıkladınız. Yani yönetim kurulu olarak tartıştınız mı? Fırıncılara danıştınız mı? Yani bu karar nasıl alındı? Önce tabii bu sektörde önce olan kendini ispatlamış büyük firmalar olmak üzere en alt seviyesinden en üst seviyesine belli kişilerle bu işareleri yaptık. Halkımızın alabileceği ve esnafımızın satabileceği bir tutar belirlememiz lazımdı. Herkesi memnun etmek lazım. Herkesi memnun etmek lazımdı. Tabii herkesi memnun etme şansımız yok mutlaka ama fırıncı esnafı her zaman yüksek fiyat alınması taraftardır. Bazı belli bir kitle. Ama bizim esnafımızın satabileceği tutar, bozuk para sıkıntısı olmaması hal getiren öyle bir durumun söz konusu. Bir de halkımız Ramazan pidesi yılda bir ay o Ramazan pidesinde işte imkanları olanlar olmayanlar var. Biz de halkımızın yanında olmak adına bu yıl geçen yılki Ramazan pide fiyatıyla yani 300 gram 1,5 lira olarak aynı fiyatın olması kararını aldık. Çok zamlar yapamıyoruz. Gereği enflasyon oranına göre yapıyoruz. 1,60 olabilirdi Ramazan pidesi. 1,60 bazı yerler satar. Şimdi artık günümüzde de insanlar ekmek soframızın vazgeçilmez bir parçası olduğu için hemen onu promosyon hale getiriyorlar. 1,60 alıp 1,5 satacak olduktan sonra
Biz 1.50 fiyatımızı sabit tuttuk. Muhakkak vatandaş memnundur. Çünkü geçen yılda aynı fiyat. Fırıncılar memnun mu? Fırıncılar memnun. Şimdi bakıldığında Ramazan bereketli olur ya. Mutlaka tabii mutlaka memnun olmayan fırıncı esnaf arkadaşlarımız vardır ama biz seçilerek geldiğimiz için odadaki yönetimle istişare, büyük fırıncılarla sektördeki değerli esnaf büyüklerimizle de bu istişare kararı aldığımız için onların da saygı duyacağını düşünüyorum. Yani bu karar denizdeki birçok esnafı etkilediği için bizim öyle bir yanlış karar almayacaklarımızın ümitvarındayım. Onlar da bize hak verdiklerini düşünüyorum. Peki efendim bir de benim merak ettiğim bir şey var. Yani pide niye sadece Ramazan'da çıkıyor? Normal zamanda pide niye yiyemiyoruz? Şöyle söyleyeyim, çok güzel söylediniz. Aslında Ramazan pidesi, fırınlarda satılan Ramazan pidesi ile bizim pidecilerde, yani ben kendim pideciyim, pideci olduğum için söylüyorum. Tırnaklı pideyi Kaliçin'deki birçok kebapçı pidesi dediğimiz o uzun tırnaklı pidelerden yılın 12 ayında bulabilirsiniz. Birçok pideci, mahalle arasındaki pidecilerde de bu pideleri çıkarıyorlar. Bazı marketlerin içinde de var. Aslında bakıldığında bu pidenin maliyetiyle bu diğer pidenin, tırnaklı pidenin maliyeti arasında farkı var mutlaka. Çünkü fırıncı onu üretim yaparken yüksek kapasiteli sürümü olan bir şekilde ekmeği üretiyor. Ramazan pidesi dediğimiz o yuvarlak ekmek fırına satan. Ama tırnaklı pideyi bir iğne oyası gibi diyelim, bir nakış gibi diyelim. Pideci esnafı tek tek hazırlayaraktan odunlu kara fırınlarda pişiriyor. Aslında arasındaki bir fiyat farkı verilmeli. Yani tırnaklı o Ramazan pidesi bahsettiğiniz veya o fırınlarda satılanlar ikisi birbirinden çok farklı. Diğerini her zaman Kaliçin'deki veya mahalle arasındaki pideci esnaflarımızdan temin edebilirsiniz. Yani şimdi hani bildiğimiz Ramazan pidesini aslında mesela ben fırıncıyım. Evet. Senede bir ay değil de sürekli çıkarıp pideyi çok sevenleri memnun etmek isterim. Ve daha çok da kazanırım diye düşünüyorum. Yanlış mı düşünüyorum? Doğru düşünüyorsunuz ama birçok fırın zaten çeşit ekmekleri geçti. İşte zeytinli, yulaflı, çavdarlı bunun gibi birçok çeşit ekmeği artık bayilerde bulabiliyorsunuz. Ramazan pidesi ayarında işte bu Ramazan'da çıktığı için Ramazan pidesi oluyor. Artık katkı maddeleri yasaklandı. Tuz, un, su ile birlikte yapılıyor. Ekmek hamurunun aynısı diyebiliriz. Sadece şekil farklı olabiliyor da diyebiliriz. Üzerinde sadece susam var. Evet, peki birkaç gün önce efendim bir 3 pide 1 lira gibi bir olay. 3 ekmek 1 lira. 3 ekmek 1 lira. Sizin de buna bir tepkiniz oldu, açıklamanız da oldu. Basına da yansıdı. Biz de haber bültenlerimizde yer vermiştik. Bunu açabilir misiniz? Neydi o olay? Şimdi yaşanan biz Denizli Fırıncı Odası ihtisas odası olarak Denizli merkezinde bulunan bir oda olduğu için bu yaşanan olay Kaklık'ta meydana geldi. Ben de sosyal medyadan çok kuyum değildir ama karşılık vermek zorunda kaldım. Bir küçük bir açıklama yapmıştım. Altındaki yapılan açıklamalarda konu şöyleydi. 3 ekmek 1 lira satış yapmışlar. Kendi fırıncılar kendi aralarındaki bir rekabetten dolayı ben bunu hep şöyle tabir ediyorum. Fırıncı kendi ayağına kurşun sıkıyor. Çünkü ekmek maliyetleri belli. Zarar eder değil mi yani burada? Kesinlikle. Biz Ocak ayında da ileride bu konulara da değiniriz. Ocak ayında dedik ki 6 aylık süreçte zam yapmayacağız. Fırıncı şu anda zam isterken 3 ekmek 1 liranın satılması beni çok rahatsız ediyor. Ben mutsuz oluyorum. Çünkü 33 kuruş bakıldığında unu, tuzu, suyu karıştırdığında o maliyeti koyduğunda onun fiyatın çıkmayacağını görüyorsun. Bakıldığında da onlar 33 kuruş yani 33 kuruş yani 3 ekmek 1 lira tabir edilen yere içeri girdiğimizde marketin içinde ekmeğin kalmadığını söylüyor. Eğer gerçekten para kazanıyorsa, amaçları oysa her gün 20 bin 30 ekmek versinler. Ben fırıncılarım ayrı bir sistem kurayım. 33 kuruştan versinler. Bakkalları, bayileri biz yapalım böyle bir sistem yapalım. Gerçekten ben sosyal medyada yazdım. Dediler ki işte başkanım Ramazan'da hayır yapmak istiyordur. O sebeptir siz nasıl böyle bir başkansınız diye altına yorumlar oldu. Ben şu şekilde bunun cevabını vermek istiyorum. Gerçekten amaçları yardım yapmaksa Denizli'de bir sürü aşevi var. Ücretsiz dağıtabilirler. Ücretsiz değil. Gerçekten yardım yapmak istiyorsa Denizli'de maliyetleriyle 50-50 ekmek alan aşevleri, Sosyal Politika İl Müdürlüğü, ben bunların ihalelerini, bunlarla alakalı teklifleri ben verdim. Belediyelerin
birçok mağdura ulaşan belediyenin projeleri var, aşevleri var. Bunlar bile maliyeti 55 kuruş, 60 kuruşa 50-50 biz onlarla pazarlık edip onların ekmek almasını karşılarken o zaman versin biz aşevlerinin ekmeğini 33 kuruştan alalım verelim. Böyle bir iddiası varsa. Evet. Ya da her gün 20 bin 30 bin ekmek biz alalım bir sistem. Deniz 1500-2000 tane bayi var. Peki efendim oda olarak sizin bu konuda bir yaptırımınız var mı? Oda olarak bir yaptırımımız yok. İşte ne yazık ki orada biz sadece burada... Peki denetim mekanizması, odanın denetimi var mı? Odanın denetimi de yok. Bizim oda olarak verdiğimiz narkın üzerinde satamaz. O zaman müdahale edebiliriz. O zaman yetkimiz var. Ceza kesebiliyor, tutanak tutabiliyoruz. Esnaf Odaları Birliği çerçevesindeki bir. Denetim kısmında da esnaf odasının denetim sistemi var. O denetim sistemiyle alakalı. Yani oda olarak yok. Yani Denizli Fırıncı Odası ile birlikte Denizli merkezde 18-20 tane oda var. İşte şoförler, işte sarraflar, ayakkabıcılar gibi berberler. Bu odaların denetim sistemi oradan çalışıyor. Peki efendim yani Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, belediyenin zabıtaları bunlarla koordineli çalışmalarınız var mı? Var. Neler yapıyorsunuz onlarla? Biz bu tarz bir problem olduğunda odamıza yansıdığında ve diğer anlamda önce yazılı olarak açıklamayı ve de yüz yüze karşılığı istişarede açıklamaları yapıyoruz. Birçok konuda da şimdiye kadar sorunlarımız olduğunda yardımcı belediye olsun, tarım olsun bu konuda bize yardımcı oldu. Yalnız bırakmadılar. Peki efendim Denizli'de günlük ne kadar ekmek tüketiliyor? Bir rakam var mı? 250-300 bin Denizli'de ekmek. İadesi var mı bunun? İadeler var mutlaka. Ya ne kadar yani? İadesi. Şimdi bunun genel rakamlar var ama bunun net rakamını verme şansımız yok. Her fırın kendi ürettiği ekmek sayısını, bunların rakamlarını oluşturmak değişiyor. Şimdi okullar açıldığı zaman veya yazın bu ekmeklerin tüketimi veya israf oranları hepsi farklı oluyor. İnsanların şehrin bir kısmı tatil kısmına geliyor, dışarıdan göçler alıyor. Okul kısmının, okul döneminin olduğu dönemler farklı farklı oluyor yani. Ama normalde 250-300 bin arası. Tabii AVM'lerin içindeki fırınlarla evet. Evet. Peki ya... Hepimizin de konuştuğu bir israf konusu var tabii ki. Yani satamadığı ekmeği ne yapıyor fırıncı? Çöpe mi atıyor? Yeniden değerlendirilebiliyor mu? Bakkallardan dönenler, ne bileyim AVM'den dönenler. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim. Daha önceki dönemlerde bizim ekmeği böyle fiyatının yüksek olduğu dönemlerde ekmekçi fırıncı her zaman ekmeği çok üretiyordu satılması için. Şimdi ekmek fırıncı mesela zam istiyor. Biz zam vermiyoruz. Maliyetler çok yüksek. 50-50. Biraz önce bahsettim ya. Şimdi fırıncıyı artık biz aldığımız toplantıda kararlarda herkes üretebileceği kadar ekmek yapsın. Bakkalda satabileceği kadar ekmek versin. Bakkal ve bayiler ekmeğin çok satılması için dolaplarda ekmek istiyorlar. Ama geri kaldığı zaman da fırıncı mecburen onu iade olarak veriyor. İade olarak verdiğinde o zaman büyük sıkıntı aslında gerçek %2'li, %3'lük dilim ekmek israfı da orada olmuş oluyor. Fırıncı satabilecek bir kapasitesi var. 3000 ekmekli, 5000 ekmekli, 10.000'li, 20.000'li değişik kapasiteli fırınlar var. Bunlar üretebilecek, tüketebilecek yani satabilecekleri piyasası kadar ekmek eğer üretirlerse o zaman bayilere de dağıttıklarında eğer bakkal satar deyip dolabı doldurdu. Ekmek kaldığı zaman sabahleyin alıyorlar, fırınlara gidiyorlar. Fırınlardan da bazı semtlerde bayat ekmek yiyen ayrı kitle var. Sabahları orada. Biz de ailecik annem falan sever. Yani biz de alırız yani. Onun için geçmiş döneme baktığımızda biz toplantılarla şimdiki döneme baktığımızda bir de fiyatların artık zam olması kapıdayken artık fırıncı artık bilinçli. O şeyi imalatını yap. İsraf yok, imalatını yaptığı deposundaki tükettiği unu yerine koymak şimdi çok zor. Birçok o ben şuradan şöyle söyleyeyim. Birçok o rekabete girdiği dönemin 3-4-5 ayda süspansiyon ödeyecek. O zararını ancak kapatacak. Birçok fırıncı belli bir dönem battı. Uncuya borcu oldu. Bunların tabloları, örnekleri var. Eski yaşayanlar çevresindeki bunu bilirler. Şimdi ucuz ekmek verip de uncuya parayı veremiyorsan, SSK'sız personel çalıştırıyorsan ben kesinlikle bunu doğru bulmuyorum. Eğer bir maraton varsa koşuşu. Koşu varsa eğer hepimizin şartları eşit olmalı. Eğer gerçekten ucuz ürettiğini iddia ediyorsa, diğer fırıncının pahalı sattığını iddia ediyorsa gelsin 10 bin 20 bin ekmek biz alalım. Hiç fırıncı eline değirmeden ekmeğini satıversin ya. Bu kadar basit. Evet. Peki efendim Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın bir poşetli ekmek
ile ilgili bir şey vardı, yasa tasarısı vardı. Sonra uygulamaya konup konmadığı tartışma konusu oldu. Bazı illerde buna geçildi. Hatırlıyorsam İzmir'deydi. Denizli'de var mı böyle bir şey? Olacak mı? Denizli böyle bir şey, şöyle söyleyeyim. Poşete konması için petrol fiyatının endeksi sabit olması lazım. Değişken olduğu sürece biz ekmek fiyatını bir yılda zam yapıyoruz. Yine mi zam diyorsunuz? O zaman 2 ayda 3 ayda bir isterseniz bir poşet maliyeti var. Denizli 300 bin ekmeğin üretildiğini söylüyoruz. 300 bin ekmeğin poşetiyle her fırıncının ayrı bir lojistik, ayrı bir deposu olması gerekiyor. Maliyetler yükselecek. Onun için bir petrol ürünü sonuçta, onu almak da onun para trafiğini sağlamak da çok basit değil. Onun için özel bir bütçesi olması gerekiyor. Bir deposu olması gerekiyor. Petrol fiyatında sabit olması gerekiyor. Poşet endeksli. Her petrol fiyatı yükseldiğinde, poşet zam yaptığında biz ekmeğe 1 kuruş, 2 kuruş, 3 kuruş işte poşet zam oldu, ekmeğe zam mı yapalım diyeceğiz. Bu değil. Şimdi önümüzdeki günlerde bence bu tamamen bir yanlış. Ama şimdi artık kendini marka olmuş, kendini ispatlamış ekmekler poşetlerde satılıyor. Birçok gross marketlerin reyonlarında paketli ekmek görebiliyoruz. Tabii ki poşette ekmek olabilmesi için o sistemin altyapısının hazır olması lazım. Poşetteki ekmeğin girmesi demek hijyen konusunda el değmemiş olmasıyla alakalı. Yurt dışına gittiğim fuarlarda gördüm. Hiç ekmek el değmeden hazırlanıyor. Poşetlere giriyor, alıyor. Robotlar kutuların içine koyup paketlenip gidiyor. Böyle bir sistemin altyapısı yokken poşete konmanın bir anlamı yok. Tek tek ele koymanın bence Peki efendim, yani şimdi poşet de sonuçta dediğiniz gibi petrol maddesi. Yani aslında bu sağlık açısından hani hijyen diyoruz ama sonuçta bu bir gıda maddesi ama petrolden üretilen evet. Poşetin içine girecek. Aslında burada da yani sağlıksız olmuyor mu? Aslında bu bir çelişki değil mi sizce de? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani kese kağıdı olsa gündemde gibi. Var. Kese kağıdı var, şimdi var. Var. Kese kağıdı var. Daha onunla alakalı madde yürürlüğe girmedi. İleriki günlerde var. Bunun konuşmaları, istişarelerini yapıyorlar. Yapıyoruz da bize nasıl olursa deyince çok ince böyle graf bir kağıda oluyor. Poşetlerde de mesela birçok ürünümüz poşetlerde, ambalajlarda işte marketten aldığımızda da onlar da kendi aralarında kalitesi var. Atık poşetten yapılanlar var. Birebir pürçük olanları var. Tabii bu işte matbaalarda bile, kutularda bile, diğer kutularda Sağlık Bakanlığı onaylı, helal sertifikalı gibi o tarz olmayanları da ürünlerin koyması yasak yani. Evet. Peki efendim, bir de sizin seyyar satışlara karşı bir siteminiz var. Evet. Buradan onunla ilgili neler söylemek istersiniz? Ben şöyle söylüyorum. Bir an önce bahsettim ya. Bir maraton koşusu var. Şartlarınız eşit olmalı. Benim üzerimde yük varsa eğer, evet. Sizin üzerinizde de yük olmalı. Siz daha rahat koşma, böyle bir şey yok. Benim esnafım eğer vergisini veriyorsa, o da kayıt parasını veriyorsa, sigortalı personel çalıştırıyorsa, ayakta kalabilmek için bütün zorluklara katlanıyorsa, büyük içeri yatırım yapıyorsa, şimdi sorun şu aslında. Yufkacımız var, birçok semt pazarları var. Semt pazarlarının içinde sadece cumartesi günü bir pazar var diyelim. Oradan bir dükkan tutmuş, algı, vergi, hiçbir şey yok. Sadece cumartesi günü açıyor ve kapıyor, hiç kimse haberdarsız. İşletme kayıt belgesi yok, tarım. Ruhsatıyla haberi yok. O gün zaten bir telaşa curcun oluyor. Zabıta oradaki ruhsatı bilme şansı yok. Ancak deşifre ederlerse bu ancak olabiliyor. Biz de orada müdahale ediyoruz. Bence bunları artık bir ele alınmalı. Artık esnaf için bir şey yapılması gerektiğini düşünüyorum. Diyelim ki bir yufkacımız 5 kilo 10 kilo fasulyesi var. Köyden aldı geldi. Dükkanın önüne koydu, satmak istiyor. Tarım diyor, dur. Burada sen imalat yapıyorsun, bunu satamazsın. Tamam, satmayalım. Karşıda, caminin karşısında köşede yaşlı teyzen, satsın. Bizim her şey rızık Allah'tan. Hiç kimse aç kalmamış. Kurtlar kuşlar bile eğer nasibini alıyorsa. Teyzen köyden getiriyor fasulyeyi, domatesi koyuyor. Çatıda veya arkada bahçede yufka ekmeğini yapıyor. Açıkta gayet rahat gözleme orada yapıyor. Ona hiçbir şey yok. O bir aradan satıyor yufkayı. Bizim esnafımız ayakta kalabilmek için vergisini veriyor. Helal yönden lisanslı diyelim. Orada ailesini geçindirmek için SSK'sını, şimdi bir SSK'lı personel diyorsun, onun tazminatı, kıdem tazminatı falan filan, çok ağır yükler var. Gerçekten bir esnaf olabilmek artık o yükler çok ağır gelmeye başladı. Ben de oda başkan olarak biraz önce söyledim, yetkilerimiz yok
Ama biz buradan artık yetkilere çağrı yapmak benim boynum borcu yani. Ben bu koltukta duruyorsam, eğer üyelerime faydalı olamayacaksam eğer, o zaman bu koltukta durmamda bir anlam yok. O zaman bugün bırakalım. Eğer karşıdaki algısını, vergisini ödemiyorsa, o yolun karşısını yapıp onu itiraz etmiyorsa, ben burada bir adaletsizlik var derim. Yani onlar kısa günün kârı, yanlış bence. Algısız, vergisiz, yanında adam çalıştırmıyor, dükkan evet. kirası yok, vergi yok, sigorta yok. Sadece günü kurtaran kişiler diyorsunuz. Bence yanlış yani. Evet. Peki başkanım, devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, şimdi kısa bir araya gideceğiz, bir soluklanacağız. Ardından bir konu bir konuk kaldığı yerden devam edecek.